Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe transferin son günlerine, son saatlerine yaklaştığımız şu dönemde transferde eksik olan bölgelerini tamamlamak istiyor. Bu manada çalışmalarını sürdürüyor. Ancak bazı transfer çalışmaları olumsuz yönde ilerlerken bazıları da daha olumlu yönde gelişiyor diyebiliriz. Aslında şöyle söylemek lazım. Fenerbahçe çok sürpriz bir şekilde iki transfer bombası birden patlatmak istiyor. Ama tabii bunu sizlerle paylaşacağız. Olasılıkların ne kadar olduğu konusunda da bilgi vermeye çalışacağız. Öncelikle şunu söyleyelim. Fenerbahçe bir sol bek almaya çalışıyor. Bir santrofor almaya çalışıyor. Net bir şekilde kaleci konusundaki gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Kaleci konusunda neler olduğunu ve bu noktada Fenerbahçe'nin elindeki oyunculara talipler olduğu gerçeğini de vurgulamaya çalışacağım. Santrofor bölgesindeki transfer hamlesinin çok çok önemli ve değerli olduğunu da vurgulamam gerekiyor. Şimdi bu özellikle sol bek, kaleci konusu ve santrofor konusunun yanında sürpriz bir isim gündeme girdi. Gerçekten de herkesi şaşırtan bir isimdi. O isimle ilgili de bilgileri vermeye çalışacağım. Ama önce isterseniz şuradan başlayalım. Daha doğrusu önce bir teşekkürle başlayayım. Videolara gösterdiğiniz ilgi nedeniyle, abone olarak, beğenerek gösterdiğiniz destek nedeniyle teşekkür ediyorum. Abone olmaya devam ederseniz seviniriz. Hemen gündeme geçmek istiyorum. Gündemde çünkü enteresan gelişmeler var. Bir kere zaten malumun ilanı iki tane konu var. Onlarla başlayalım. Allah Yar Halstead'e transfer oldu. Acun Ilıcalı'nın takımına sezon sonuna kadar kiralandı. Çünkü kontenjanda bir boşaltma olması gerekiyordu. İşte o boşalmanın gerçekleşmesi için de öncelikle Allah Yar Halstead'e gitti. Sonrasında da bir gelişme daha ki yine beklediğimiz bir gelişmeydi. Onu özellikle söyleyebiliriz. Max Meyer neden geldi onu da bilmiyoruz ama netice itibariyle Pereira döneminde gelen Max Meyer de Midland'a transfer oldu. 12 maçta 1 gol atmıştı. Satın alma opsiyonuyla kiralandı. Böylece 2 oyuncuyu kontenjanda boşaltmış oldu Fenerbahçe. Önce bunu söyleyelim. Fenerbahçe'nin hani hep ısrar edilen, transferde ısrar edilen bir oyuncusu var. Daha doğrusu transfer edilmek üzere ısrar edilen Kim Min-jae Napoli istiyor. Bunu Güney Kore basını da gündeme getirdi. Sezon sonu için görüşelim dedi Fenerbahçe. Ve 15 milyon euro ile 20 milyon euro arasında bir gidiş geliş var. Bakalım bu noktada 20 milyon euro istiyor Fenerbahçe. 15 milyon euroya gider mi? Bu noktada biliyorsunuz Avrupa'nın ve özellikle Brezilya'nın, Arjantin'in arka bahçesi noktasına gelen Porto'da yine oyuncuları alıp satan Porto'nun da Kim Min-jae'ye talip olduğunu söylemem gerekiyor. Onu da vurgulayalım. Şimdi enteresan iki tane sürpriz gelişme var. Onları bir kenara koyuyorum. Onları söyleyeceğim. Ama önce şu kaleci meselesinden başlayalım. Daha doğrusu devam edelim. Sinan Bolat'ı istedi Fenerbahçe. Ben açıkçası neden Sinan Bolat'ı istedi onu da anlayabilmiş değilim. Neden anlayabilmiş değilim. Fenerbahçe'nin elinde 3 tane kalecisi var. Çok net kaleci olarak söyleyebileceğimiz 2 tane Altay ve Berke. Sonrasında da Osman Ertuğrul 3 kalecisi var. Ve Sinan Bolat abilik yapacakmış. Yani şu anda Altay'a abilik yapmaya gerek yok. Berke'ye de zaten Altay abilik yapar. Evet Berke'nin performansı belki istenen düzeyde değildi. Çok yüksek değildi ama netice itibariyle Berke bu ülkenin geleceği olan kalecilerden biri. Ümit Milli Takımı'nın kalecisi. Yani böyle bir kaleciyi bir kenara bırakıp Sinan Bolat'ı transfer etmek çok mantıklı değildi. Ama netice itibariyle zaten olmadı. Gent Kulübü Sinan Bolat'ı kesinlikle bırakmayacağını söyledi. Bu manada da hani bir anlamda Altay Berke ve Osman Ertuğrul'la bu işin devam edeceğini anladık. O net bir şekilde ortaya çıktı. Tabii bu arada sözleşmesi biten oyuncular var. Berke deyince onlardan da bahsedelim. Berke ile birlikte Ferdi ve Serdar Aziz'in de sözleşmesi bitiyor. Fenerbahçe bu 3 oyuncuyla da anlaşmak istiyor. Üçünü de sözleşmeleri bittiği için bonservislerini vermeden, yani daha doğrusu kulübün içerisinde tutmak istiyor. Öyle söyleyeyim ben. Çünkü
Hem Ferdi çok büyük bir gelişim sağladı. Berke bir Altay'ın alternatifi. Serdar Aziz de yine savunmadaki önemli alternatif isimlerden biri. İhtiyaç halinde çok ciddi bir şekilde kullanılan isimlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu bilgileri aktardıktan sonra biraz transfere doğru geçelim. Yine olmayan bir transfer var. Neden olmadı? İşte burada da Fenerbahçe yönetiminin biraz hamlede yanlış işler yaptığını ya da görüşmelerde hatalı bir seyir yol izlediğini vurgulayacağım. Gislan Konan isminden bahsediyorum. Sol bek anlaştı, artık geliyor diye biz de söylemiştik Gislan Konan için. Reims kulübüyle Fenerbahçe kulübü bir görüşme yaptı. 6 taksitte 1,5 milyon euro üzerinden anlaşma gerçekleşti. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Ancak işte tam bu noktada oyuncunun menajeri devreye girdi ve şöyle bir cümle söyledi. Dedi ki, siz beni devre dışı bırakarak bu transferi yapamazsınız. Ben oyuncumu göndermiyorum. Kulüple anlaşmış olmanız hiçbir şey değiştirmez dedi. Ve Konan transferi böylece askıya alındı. Üstelik de şöyle bir cümle söyledi. Ben 1,5 milyon euroluk teklif oyuncuma istiyorum. 1 milyon euro da kendime istiyorum dedi. Beni devre dışı bıraktığınız için. Artı bir de imza parası istiyorum deyince Fenerbahçe bu transferi askıya almak zorunda kaldı. Çünkü oyuncunun Avrupa'dan başka yerlerden de talipleri olduğu gerçeğini vurgulayalım. Dolayısıyla bakın, dikkat ederseniz bir yanlış adım, bir yanlış hamle. Önce kulübüyle konuşmak, sonrası oyuncunun menajerini hiç devreye almamak Fenerbahçe'nin bu transferde geride kalmasına, daha doğrusu bu transferi gerçekleştirememesine neden oldu diyebiliriz. Özellikle onu da vurgulayalım. Peki şimdi gelelim sürpriz transfere. Tabii sol bek transferi gerçekleşmeyince ne oldu? Fenerbahçe'de tıpkı sezon başında devre arasında devrede olduğu gibi bu kez Fenerbahçe Sivasspor'lu Uğur Çiftçi'ye yöneldi. Uğur Çiftçi konusundaki gelişme şu. Uğur Çiftçi 2,5 milyon euro istiyor Sivasspor kulübü. Daha önceki görüşmelerde Trabzonspor için 2 milyon euroya inmişti. Ancak işte o 2 milyon euronun altında bir yerlere inilebilir mi? Ona bakılacak. Bir de tabii oyuncunun yerli olması bir anlamda değerini biraz daha da arttırıyor. Onu da özellikle vurgulamamız lazım. Yani Konan'dan sonra Schulz da olmuyor biliyorsunuz. Schulz da gelmeyi reddetmişti. Uğur Çiftçi şu anda eldeki ilk ve tek alternatif olarak kaldı. Onu söyleyebiliriz. Bu nokta gerçekten de Fenerbahçe için ciddi ve sıkıntılı bir noktaya getirdi Fenerbahçe'yi. Çünkü İsmail Kartal ben kesinlikle bir sol bek istiyorum diyor. Ama işte o sol bek için de Uğur Çiftçi seçeneği kaldı. Ya da bir son dakika, hani Avrupa'da transfer bitecek. Alamayacaklar ama satabilecekleri ortamda ellerinden çıkarabilecekleri bir oyuncu bulunabilirse, bir bonus oyuncu, Fenerbahçe ona yönelecek. Ama şu andaki bir numarada Uğur Çiftçi'nin olduğunu söyleyebiliriz. Bu manada bir önemli nokta daha var. Santrofor transferine geleceğim ve o sürpriz oyuncu transferine de geleceğim ama bu noktada çok enteresan bir konu geldi gündeme. Fenerbahçe'de 10 tane orta alan oyuncusu varken Elneny ismi gündeme geldi. Yani Elneny'nin Gustavo'nun verimsizliği, Crespo'nun çalışkanlığına rağmen yüksek verimde olmaması, daha yüksek verimli bir oyuncu bulunma isteği Elneny'ye yöneltti Fenerbahçe'yi. Hatta İngiliz basınında da yer aldı. Ancak şöyle bir haber çıktı İngiliz basınında daha sonra. Sezon sonuna kadar kalacak Fenerbahçe'ye transferi son derece düşük bir ihtimal diye bir haber çıktı İngiliz basınında. Arsenal'de kalacağı sezon sonuna kadar, Mısır milli takımıyla da etkili işler yapıyor. Dolayısıyla Elneny konusu hani olmayacak bir transfer ama yine de biz hani konuşulduğu için, İngiliz basınında da yansıdığı için gündeme getirmeye çalıştık. Santrofor bölgesine geçelim hemen. Santrofor bölgesinde benim kanaatime göre Fenerbahçe'nin işte Haris Seferovic konusu var ki Haris Seferovic bastırıyor Benfica'dan ayrılmak için. Benfica'da şimdi göndermemek konusunda bir kararlılık sergiliyor. Beni oynatmayacaksanız niye göndermiyorsunuz diyor. Dolayısıyla Haris Seferovic cepte var, duruyor. Ama iyi mi derseniz tabii ki Haris Seferovic çok iyi olur. Ancak hemen söyleyeyim. İkinci alternatif olarak Pesic'te ben hala Fenerbahçe'nin umudunu kestiğini düşünmüyorum. Pesic konusunda
takas artı para vesaire gibi bir konuda santrofor bölgesinde Pesic olabilir. Bupensa diyenler de var. Bupensa evet bir seçenek ama çok da bana makul bir seçenek gibi gelmiyor. Bütçelerinden dolayı bir takım sıkıntılar oluşturabilir Fenerbahçe açısından diye düşünüyorum. Şimdi gelelim o çok çok sürpriz transfer hamlesine Fenerbahçe için. Fenerbahçe bildiğiniz gibi baştan itibaren hep bu söylendi. Kaleci konusu, sol bek konusu ve bir santrofor bölgesine transfer konusu konuşuluyordu. Sürpriz bir gelişme oldu. Geçen sezon başından itibaren devre arası da olmak üzere hep gündemde olan, Trabzonspor'un gündeminde olan ama Visca geldiği için o gündem ortadan kaldırılan, o gündemde ortadan kaldırılan Efecan bu kez Fenerbahçe'nin gündeminde. Hatta görüşme noktası da ilerlediğini söyleyebiliriz. Görüşmeler konusunda bir takım gelişmeler olduğunu da söyleyebiliriz. Enteresan bir olay var tabii ki. Bu konu belli ki Farioli'nin yani Alanya Spor Teknik Direktörü'nün de kulağına aynı şekilde bu görüşmelerle ilgili bilgi geldiği belli ki. Onun için şöyle söylüyor, onun kalması bizim için çok önemli bir transfer anlamına geliyor. Yani bir transfer yapacağımıza onun kalmasını tercih ederim. Gerekirse odasının kapısını kilitler, buradan bir yere gitmesine engel olurum diyecek kadar da ileri götürüyor. Bizim oyunumuzun çok önemli bir parçası dedi Farioli. Ama şunu da biliyoruz ki Alanya Spor Kulübü genel anlamda hiçbir oyuncusunun önünü kapatma konusunda bir çaba sarf etmiyor. Daha doğrusu sezon sonunda sözleşmesi bitecek bir oyuncu uygun şartlarda anlaşmayla alınabilecek noktaya gelebilir. Bu sezon 3 gol 11 asisti var. Gerçekten de çok önemli ve verimli bir oyuncu. Efecan Karaca konusunun Fenerbahçe için gündeme geldiğini net bir şekilde söyleyelim. Bu transfer olur mu? Eğer şartlar olgunlaşırsa, yani Fenerbahçe bu noktada belli bir küçük de olsa bir bütçe vesaire gibi bir şey, takas gibi bir noktaya gelirse ben Alanya Spor Kulübü'nün Efecan'ın önünü kapatacağını düşünmüyorum. Bir de tabii Efecan hep bu arzuyla Trabzonspor'a gideceğini düşündü. Visca'nın arkasında kaldı. Şimdi Fenerbahçe konusu gündeme gelmişken bu fırsatı bireysel olarak değerlendirmeye çalışacaktır. Netice itibariyle Fenerbahçe şimdi kaleci konusunu bir yere yatırdı. Sol bek konusunda Uğur Çiftçi, santrofor konusunda Pesic bence hala çok önemli bir alternatif. Haris Seferovic alternatifi duruyor ve gündeme gelen Efecan Karaca ile kadrosunu takviye etmek istiyor. Elmeni konusunu bahsettim. Gündeme geldi ama ben çok ihtimal vermiyorum. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.